Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Yeni bir canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam önemli bir konuyu sorgulayacağız. Aslında hepimizin merak ettiği can alıcı bir soru. O da 2024 yılında siyasi ve ekonomik anlamda Türkiye'yi ve dünyayı ne bekliyor sorusu. Herkesin merak ettiği bir konu. Çünkü bildiğiniz gibi 2023 yılında gerçekten hem siyasi hem de ekonomik anlamda zor bir yıl geçirdik. Türkiye ve dünya olarak adeta Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinde yaşanan süreçleri gördük gibi 2023 yılında. Peki 2024'te ne olacak sorusunun cevaplarını Hamza Yardımcıoğlu ve Banu Avar'la arayacağız. Bu akşam Banu Avar da bizlere katıldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi tabii Banu Hanım'a ayrı bir hoş geldiniz diyeyim. Hamza'ya da sık sık yayın yapıyoruz. Banu Hanım da aramızda. Şimdi öncelikle yani bu akşam madde madde sevgili seyirciler madde madde dünyadaki birçok coğrafyayı ele alarak 2024'te ne olacak sorusunun cevaplarını arayacağız. Ama önce bir güncelle başlayalım. Güncel konularla başlayalım. Çünkü IMF'den ilginç bir uyarı geldi 2024 ve hatta daha da ötesi içinde diyebiliriz. O uyarı neydi IMF'den gelen uyarı? Dünya ekonomisi için bir soğuk savaş durumundan bahsettiler ve ekonomik anlamda bir kaos olabilir. Yani ABD ile Çin'in ekonomik anlamda ayrışması yeni bir kaos durumunu getirebilir uyarısı geldi. Peki bu 1929'da olan büyük buhrana benzeyen bir durum mu sorusuyla başlayalım, sonra siyasi konulara da gireceğiz. Evet abi, ne diyorsun? Evet, şimdi IMF'nin benzetmesi hatta şöyle oldu. İkinci soğuk savaş. Evet, ikinci. Bak bu ifade çok önemli. Yani Birinci Dünya Savaşı'nı biliyoruz. Hatta o zaman tabii Birinci Dünya Savaşı denmiyordu. Yani ikincisi olmadığı için Cihan Harbi diyorduk biz, World War. Sonra 1938-44'ten sonra İkinci Dünya Savaşı, World War II. Buna dedi ki Cold War II. Yani hatta onunla ilgili konuşmasında idari direktörü yapıyor bu açıklamayı IMF'nin. Onunla ilgili röportajını ben okudum bir makale içerisinde. Yer almıştı. Reuters'dan hatta bu haberleştirmişti bunu. Ve Sovyetler Birliği'ne atıf yapıyordu. Daha önce nasıl iki kutuplu dünyada bir evet. soğuk savaş devam ediyor idiyse, şimdi bunu alıyor, Amerika ve Çin arasına koyuyor. Çin'in bunun ekonomik savaş arasına koyuyor ve bunu hatta gerçek anlamda bir, sadece ekonomik anlamda bir soğuk savaş değil, gerçek. Aynı nasıl Küba füze krizi yaşanmıştı değil mi yani evet. Birinci Soğuk Savaş'ta ya da 1980'lerde hatta 80 öncesinde Türkiye'de ne krizler yaşanıyordu da bizim haberimiz yoktu. Türkiye'de yerleşik nükleer bombalar, atom bombaları bunlar işte bir burada gündeme gelmezdi yani. Burada TRT devlet televizyonu vardı eski yıllarda. Gerçi şimdi özel televizyonlar var ne işe yarıyor o da ayrı bir şey de. Bu tarz bir evet. bu anlamda bir şey dikkat çekiyor. Aslında şöyle Sovyetlerden sonra kurduğumuz bu ekonomik düzenin sonuna doğru geliyoruz diyor. Mesaj kesinlikle, o aslında. Kesinlikle. Yani bak. Gerçi bir soru da şu aslında IMF'ye sormak lazım. Ne kurdun sen abi Sovyetlerden sonra da neyi şu anda bozuyorsun? O da ayrı bir soru soracak. Evet. Yani bak şuna dikkat edin. Her savaşla birlikte yeni bir para düzeni başlamıştır dünyada. Birinci Dünya Savaşı'nda ne oldu? Para sistemi değişti. Altın standardı vardı öncesinde. Sonra kısmi altın standardına geçildi. Petrodolar. Tabii sıraya oraya kadar gitti. İkinci Dünya Savaşı'na gelindiğinden oldu. Kısmi altın standardı bırakıldı dünyada. Ne geldi onun yerine? Dolaylı altın standardı. Yani Bretton Woods dolar üzerinden dolaylı bir standart geldi. Ondan sonra bak hep böyle savaşlar para düzenlerini de değiştirir. O yüzden şunu da sorabiliriz. Yani savaşlar ne yapılıyor? Çok açık. Sistemin rantını kim bölüşecek? Bir sistem çöküyorsa mutlaka o yeni düzende o sistem üzerinde, rant üzerinde kimin hakim olacağının kavgasıdır bu. Hep böyledir, hiç değişmez. Ama tabii medya bize bunu böyle anlatmaz. Başka sebepleri işte mikro olarak şeyler koyar önümüze ama makro planda... Etnik olaylar ön plana çıkartırlar. Tabii milyon tane şey ön plana koyulur ama makro planda aslında hep değişmez. Siyasetin arkasında ekonomi vardır. Ekonomi olmadan siyaseti konuşamazsın. Tersi de doğrudur. Siyaset olmadan da ekonomiyi konuşamazsın. Yani hepsinin kalbinde finansal sistem vardır ve para vardır. O sistemin içerisinde akan,
O damarlardır sistem finansal. Para da kandır. Yani likit, sıvı orada akar ve bütün vücuda dağılır. Ve hangi vücudun hangi kaslarına, hangi organlarına ne kadar kan gideceğini beyin organize eder. Mesela soğuk havada neden ellerimiz üşür? Çünkü vücuttaki kan direkt hayati organlara gider ki onlar daha önemlidir. Buralar soğusa bile ellerimiz o kadar önemli değildir. O beyin sistemi, beyni kim olacağın aslında evet. kavgasıdır. Bütün savaşlar. Şu anda mevcut olan para sisteminin sonuna geldiğimizin bak kesin bir şeyini söyleyeceğim. Milyon tane sayarım da ama 2024 üzerinden bir örnek vereceğim. 2024'te dünyadaki bütün gelişmiş ekonomilerin ama başta Amerika Birleşik Devletleri'nin o kadar birikmiş borçları var ki, tabii bu borçların vadeleri var. İşte kısa vade, orta vade, uzun vade planları var. Ama 2024 yılı içerisindeki ödemelere baktığında hepsinin yıllık vergi gelirlerinin üzerine çıkan vadesi dolan tahvil borçları var. Yani bu öyle bir devasa borç büyütüldü ki dünyada ve bununla birlikte son bir yıldır da özellikle 1,5 yıldır da 2022'nin ortalarından beri sıkı para politikası adı altında faizlerin artırılarak devasa faiz yükü de oluşturuldu. Ve bunların tabii ödeme vadeleri 2024 içerisindeki vadeler doldukça bütün devletler şunu yapacak. Bak hepsi ama en başta da Amerika en 12 belirleyici olacak çünkü devalüasyona gitmek zorundalar. Çünkü düşünsene sen vergi gelirlerin ortada, yıllık büyümelerin ortada, GDP denilen büyüme şeyin gelirin ne kadar gelir elde etmişsin ortada. Sen bunun üzerine daha nasıl fazla para basacaklar. Aynen öyle Banu abla. Daha fazla para basarken şunu yapacaklar. Paralarını devalüe edecekler. Evet. Şimdi bütün devletlerin parası devalüe olabilir ama en vurucu olan, en yıkıcı olan Amerikan dolar. Parasının devalüasyona uğraması, ağır bir devalüasyona dünyaya o kazığı attığı zaman bu ne demek biliyor musun? Ondan alacaklı olan bütün ülkeler. Çünkü bütün ülkeler rezervlerinde dolar tutuyor. Amerikan hazine borçlanma senetlerini tutuyor. Bu yani Çin'i hepsi. Etkiler mi? Nasıl etkiler? Çin'i de etkileyecek. Çin borçlu ya. Ve Çin bunun şey, o kadar farkında ki 3 senedir elindeki tahvilin 1/3'ünü eritti. 1/3'ünden evet. fazlasını hatta eritti evet, ve evet. biliyor. Şimdi bunu yaptığı zaman bütün dünyaya aslında bir şok yaşatılacak. Hı hı. Amerika borçlarının üzerine yatıyor. Ödemiyor yani. Ödemeyeceği hı hı. bir şeye girecek ama bütün dünya bu halde olacak. Ve bu durum Amerika'nın bir kere net bir şekilde dolar egemenliğinin sonu demek. Küresel mevcut sistemin sonu işte. Çünkü o evet. devalüasyonla artık kim tutacak ki abi senin tahvilin elinde? Kim senden sana borç verecek? Böylece ne olacak? Bu egemenliğin ortadan kalkmasıyla birlikte Amerika'da son 10 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmak isteyen eyaletler var. Hmm. Mesela Texas. Başta Texas var. Texit diye bir kavram duydunuz mu? İzleyicisi tabii ki duydunuz da herkese soruyorum ama birçok kişi duymamıştır. Texit yani Brexit'i biliyoruz. Hmm. Yani Brexit'i biliyoruz. İngiltere'nin yani Texas exit yapmak istiyor. Texas exit birleştiriyorlar. Exit. Yani birlikten ayrılmak bunu üzere. Bunu ilk ileri süren de hapisteydi 40 sene boyunca. Bilmiyorum öldü mü şimdi? Kimdi? İşte bir adam var Texas'ta. Texas'ın bağımsızlığını istiyor. Ha, bu kavramı öne atan. Evet evet. Şimdi bu sadece Texas'la sınırlı değil. Evet. Daha başka eyaletler içinde söz evet. konusu. Hatta ülkeler diyebiliriz. Evet. İngiltere'de de var benzer bir durum. Evet. Hı-hı. Ve bu ne anlama geliyor? Amerika'nın bölünme, dağılma süreci, çözülme süreci 2020 yılından beri bunu ekonomist bile işte makalelerinde gündeme evet. getirdiği evet. bir konu. Amerika bunun, Birleşik Devletler diyelim, bunun önüne geçmek için ne yapacak? Washington ne yapacak? Pentagon ne yapacak? Tek bir çaresi var. Savaş. Dışarıda savaş başlatacak ve içerideki baskıyı artıracak. Hı. Ve milliyetçilik duyguları bak savaştayız, şuyuz, buyuz, yani sizinle uğraşacağız hani olur ya. Yani bak daha önce de söylemiştim, bugün de söylüyorum. Savaş öyle bir şeydir ki, hükümetler arasında öyle kullanışlı bir şeydir ki, çok hı-hı. iddialı söylüyorum. Eğer İran-Irak savaşı olmasaydı, hı-hı. bugün İran İslam Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet olmazdı. Hümeyni gelmeyecekti. Sırf öyle aslında bir, savaşlarla yeni bir... Ve şu an ben sana söyleyeyim mi? Ne olurdu biliyor musun? İran komünist olacaktı. Sovyetlerin bir parçası olacaktı. Evet, ama sırf o İran savaşıyla diye, evet. onu götürdüler yani böyle baskı.
İnanılmaz kullanışlı malzemedir savaşlar. O yüzden tabii böyle bir kısa bir giriş yapayım. Güzel tabii oldu. Bir üstadımız Banu var buradayken çok lazım onu da şey yapmak için. Ama şunu söyleyelim, 2024 yılı dünyada bir savaş yılı olarak görüyorum ben. Yani tabii bir taraftan da şöyle diyelim sevgili seyirciler, 2023'ü ve aslında 2022 ile başlayan süreci iyi okumak gerekiyor. Bu Çin-Tayvan gerilimi, Rusya-Ukrayna işte savaşı, şimdi 2023'te İsrail-Filistin çatışması, savaşı, daha sonra İsrail-Hamas diyelim daha doğrusu, savaşı derken... Değil mi Filistin'de bence? Filistin'de diyebiliriz Bahan Hanım, evet daha doğru söylüyor. Bu gerilimlerin perde arkasında ne var? Hı. Şimdi IMF kim? IMF'nin arkasında Rusya ve Çin mi var? Yok. IMF bu açıklamasında aslında Rusya ile Çin'i suçluyor bir taraftan. Hı. Diyor ki bu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla beraber ve Çin'in de arkadan tabii onları desteklemesiyle diyor, dünyada bir ekonomik kaos olacak yorumu geliyor. Yani hedef orada aslında Çin ve Rusya oluyor. Peki şimdi soru şu, ya tamam bir bölünme var farkındayız Çin-ABD arasında ama bunu kim yaptı, kim bu zemini hazırladı? Sorular önemli. Ve tabii bu çerçevede Banu Hanım, 2024'te dünya nereye gidiyor sorusuyla devam edelim. Yani bir defa o senin bıraktığın yer çok önemli bence. Yani 1990'da tek kutuplu bir dünya yani kesinlikle haydut tekti. Evet. Yani orada kim tekti? Haydut. Haydut tekti. İmparator. İmparator var. Amerika. O diyor ki tamam Sovyetler de dağıldı, buranın kralı benim. Ama şimdi kralın öldüğünü, şimdi değil, bundan 20 yıl önce aslında kralın öldüğünü kendileri söylediler. Ben burada bir küçük alıntı getirdim, onu okuyacağım size. Şimdi şey diyor ki, ünlü bir ekonomist var, Goldman Sachs'ın küresel baş ekonomist Jim O'Neill diye bir adam var. Hı hı. Jim O'Neill diyor ki, bak 2001'de diyor ki Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin. Bu dört ülke önümüzdeki 20-30 yıl içinde dünyanın kralı olacaklar. Yani Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin. Ve diyor ki çok ilginç, bu ülkeleri şöyle toplu olarak düşündüğünüz zaman küresel nüfusun 1/5'si bunlar. Yani düşün Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan. Küresel nüfusun 1/5 ve yeryüzünün de 1/4 bu ülke toprakları. Şimdi adamın söylediği şu, 20-30 yıl içinde dediği, 2001'den 20 yıl daha koyuyorum. Bugünler 30'a falan geliyor işte. Hindistan ve Çin küresel tedarik zincirinin önderi. Brezilya ve Rusya küresel ham madde sağlayıcılarının liderleri olacak diyor. Bu adam Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Jim O'Neill adındaki bir adam. Hemen akabinde yani bu lafları edişinden 5 sene sonra zaten şey kuruldu. BRICS. Hemen akabinde, o da çok enteresan. Yani birçok insan bana mesela, genç arkadaşlarla konuşuyorum, anlayamıyoruz. Yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika, Çin ve Güney Afrika ve şimdi içine giren bir sürü başka ülke var. Mısır'ından, İran'ından bilmem tabii nesine girmek falan. Girmek isteyenler var artık. Bahreyn mesela. Evet. Yani Orta Doğu'daki Amerikan üssü Bahreyn de BRICS'te. Bu bana şunu anlatıyor, bilmiyorum ne kadar doğru ama yani bir şeyler değişiyor. Dünya böyle kalıp değiştiriyor. O yüzden bunların göstergeleri olarak bunu değerlendirmek lazım. Ve bence 2024'te dünyanın kalıp değiştirdiğini, farklı bir yeni dünya oluşmaya başladığını göreceğiz biz. Bir savaş olur mu olmaz mı bilmiyorum, yani o kadarına gidemiyorum. Ama savaşa doğru giden bir şey var. Aslında savaşların içinden geçiyoruz. Yani eskisi gibi topyekün dünya savaşları değil de parti parti küçük küçük savaşlar zaten var. İçinden geçiyoruz. İşte Ukrayna. Nedense hepsi de bizim etrafımızda. Yukarıda Ukrayna var, aşağıda Suriye vardı. Şimdi işte daha aşağıda Gazze var. Ya da işte İran'la olan bir çatışmadan söz edilebiliyor. Açık hava üssü şeklinde bir Yunanistan Ege Denizi var. Ta Dede Ağaç'tan Suda'ya kadar. Ondan sonra işte bu tarafta Anbar'da ve Erbil'de evet, en az 4-5 bin adet Amerikan askeri var. Son derece iyi yetiştirilmiş askerler. Ve zaten İslami direniş bunları bombaladı geçen haftalarda Gazze olayından sonra. Husiler var, Yemen hareketli. Bir koridor için ben bunları halledeyim diye komşu ülkelere giden bir Yemen var. Oradaki Ensarullah var.
Yani Hizbullah var falan. Yani böyle karman çorman olmuş ve savaşa hazır, bir bölge görüyoruz. Ve bu paylaşım savaşları da Hamza'nın dediği gibi şey vardır. Yani savaşlar paylaşım savaşlarıdır. Yani Atilla abinin dediği gibi yeşil takip et. Her zaman yeşil takip edeceğiz. Biz bunları anlamak için yeşil takip edeceğiz. Bir de dönem olarak baktığımız zaman yani sıkışmış düdüklü tencere sıkışmış ve sıkıştığı zaman ne oluyor? 29 dedin de baştan oradan geldi aklıma. Bir şey sıkıştığı zaman ekonomik olarak bunun sonu dünyada hep faşizm olmuş. Evet. Sıkışır ekonomi. Ondan sonra faşizm başlar. Yani Hitler gelir. 29 olur Hitler gelir. Mussolini gelir, o gelir, bu gelir. Dolayısıyla böyle bir dünyadayız biz şu anda üçüncü kere. Üçüncü kere böyle bir dünya içinden geçiyoruz. Türkiye'nin içinde olduğu, bulunduğu mevki itibariyle yani bir cephe ülkesi falan diyorduk ya eskiden. Şimdi yine böyle bir cephe işte. Ne oldu? Elbe Irmağı'nı bir milim geçmeyeceğim diyen bir Amerika vardı. Varşova Paktı bittiğinde. Ne oldu? Ben geçerim arkadaş diyor. 20 tane ülkeyi daha NATO'ya kattı. Geldi boğazına sarıldı Rusya'nın. Rusya da şimdi yeter be dedi, girdi. Girdi. Şu anda da ağlaşıyorlar. Hatta işte geçen gün şeyleri okurken çok güldüm. Senato'nun falan laflarını. Vallahi 5 paramız kalmadı. %99 Ukrayna'ya vereceğimiz parayı harcadık. İşte paramız da yok da bilmem ne de falan. Dediğim gibi korkunç bir yani şeye gidiyor. Amerikan ekonomisi yerle bir olmak üzere öte yandan ve buna karşılık da çok daha cevvalleşecekler, çok daha hırçınlaşacaklar ve köşeye sıkışan kedi gibi tırnaklarını çok daha fazla çıkaracaklar. Zaten Biden gidecek ama öbürü gelirse de ne yapacak Trump veya ona benzer birileri belli değil. Yani ortalığı kan gölüne döndürmeyi düşünebilirler. Böyle bir dünya bekliyor 2024'te bizi. İç taraftaki olaylarda ayrı onlara gireriz herhalde. Ekonomi 2024 kapağında Trump'ı şöyle tarif etmişti. Evet. The greatest danger in 2024. Yani evet. 2024'ün en büyük tehlikesi diye dünya için en büyük tehlikesi olarak anlatırken tabii dünya için değil. Onu kim yazdıysa o kapağı yaptıysa onun için öyle anlamak lazım. Bu şey çok enteresan geldi bir de bana herhalde görmüşsünüzdür onu da. Yani ekonomiste bir yazı var. Badem ismini tamam böyle bir şey. Yani yazarın ismini unuttum şu anda. Adam şey diyor yani liberal ekonomiler diyor çok zorda diyor. Ne yapacaklar bilmiyoruz diyor. Bütün dünya zora giriyor diyor ve şeyin altını çiziyor. Yani dünya faşizme doğru gidiyor onun altını çiziyor. Bu çok enteresan. Ekonominin tamamen dip olmasıyla işte bu faşizan yönelimlere ihtiyaç oluyor herhalde. Onlar çıkıyor. Ve şey demiş, Amerika dahil 70 ülke seçime gidiyor, sandığa gidecek. Bu 2 milyon insan demek ve faşizan eğilimlerle dünya yönlenecek. Evet. Bu da ilginç bir yazıydı. Yani liderlerin değişimi. Evet, yani o seçim süreci. O da yandan bu, biliyorsun seninle konuşmuştuk daha önce. Bu liderler çok enteresan. Evet. Çünkü liderler, şimdi ilk önce mesela o Arap Baharı falan dönemlerinde böyle 2000'li yılların başında işte benim o zemberek değil de Kaçın Demokrasi'yi yazdığım o dönem 2012'lerde falan biz hep böyle hokkabazlar görüyorduk liderlerde. Yani adam mesela atıyorum Haiti'nin başına Sean Penn'i getirmeye çalışıyor. Adam Hollywood'da aktör ya. Cumhurbaşkanı yapacak onu. Colin Powell. Ondan sonra bir bakıyorsun şeyi getiriyor. Whitecliff Jeff diye bir adam. Adam bakıyorsun hip hop şarkıcısı. Colin Powell gitmiş ondan dans ediyor. Ondan sonra Haiti'nin başına Cumhurbaşkanı diye getirdiler. Ondan sonra adam bir şarkı yaptı. Cumartesi başkanım pazar beni vurabilirler. Adam vurdular. Ölmedi, vurdular. Adam yok oldu. Onun yerine başka bir artist getiriyorlar. Ondan sonra işte neydi bu adam? Zelenski gibi bir aktör geliyor. Ondan sonra bir bakıyorsun aktörümsü yaratıklar geliyor. Macron gibi filan. Hepsi aktörümsü. Evet. Böyle en şeyler. En son gelen Javier Milei de aslında öyle bir tipti. Testere değil mi? Testere şey, dans ediyor falan. Ama Ronald Reagan da bir aktördü yani. Tabii. Ona o aktöre şeyi yaptırdılar. 1982 demokrasi projesine. Yani dünya demokrasi aldatmacasıyla daha iyi yönetilir. Havuç verin, sopa verin falan.
Böyle adamlar getirdiler. İlginç, şu andaki gelenler de daha faşistik ve kadın ağırlıklı. Bu benim çok ilgimi çekiyor. Yani ne bileyim işte İtalya'daki kadın, Marie Le Pen bilmem ne, böyle kadınlar var ve hepsi böyle kan kırmızı. Bunların hepsinden birazdan açacağım. Şimdi bakıyorum çok da soru geliyor. Yayınımızda da yoğun bir ilgi var. Şimdi 1929 diyorsunuz diyenler var. Tabii yayınımızın ana konu başlığı o tarihsel süreç değil ama yani şimdi ekonomik tabii değerli konuklarım bu konuda da uzmanlar. Onlar da yorumlarlar. Ufak bir özet yaparsak olsun ya, bilirsiniz şeyi. Ya 1929 ekonomik buhranından bahsettim ben girişte. İşte Hamza Yardımcıoğlu ve Banu Avar da bu konularda ilgili de yorumlarda yaptılar. Yani öyle büyük bir buhran ki bu sistemin çöküşünü simgeleyen bir buhrandı. Hatta değil mi, kara perşembe derler şeye. Evet. Bir perşembe günü tarihte, hatta neydi, notlarımı yazmıştım ya, 21 Ekim günü oluyor bu. İşte yabancı yatırımcılar öyle bir çıkış yapıyorlar ki derken çöküyor sistem ve buna da kara perşembe diye bir isim takıyorlar. Ve o günden sonra zaten işte dünya savaşları falan derken işte dünyada yeni bir sistem geliyor. Ayrıca ben işte burada konuşulan örneklere, dünyadaki bu cepheleşme, bölünmeye bir örnek daha vereyim. Hatta bunu da soru da olarak da soracağım. Farkındaysanız Afrika'da da gelişmeler var. Afrika'da 2023'te sayısı kaç? Herhalde 9-10 tane darbe oldu ülkede. Evet. Ve bu darbeler çok ilginç. ABD ve AB karşıtı darbeler. Hatta çok ilginç. Darbeciler Rus bayraklarıyla. Darbeciler Rus bayraklarıyla çıktılar. Bayraklar yardım ediyor. Yani halk memnun durumdan. Evet. Halk desteği de var demek ki. Ve bunlar ABD ve AB'ye karşı bir darbe. Şu anda bir isyan da yok, bir şey de yok. Demek ki talep de var. İşte Afrika'daki cepheyi düşünün. Bir de orada bir cephe açılıyor. İşte 2024'te bütün bu cepheler, Kosova'sı var. Kaynıyor şu anda. Evet. Çin Tayvan'ı var. Kaynıyor. Yani bunların hepsi, bütün cepheler. İşte Banu Hanım çok önemli bir yere değindi gerçekten. Türkiye tarafı ne olacak? Bizim tarafımız. Biz şu anda politika olarak biraz hani tarafsız gibi bir politikamız olsa da yarın ne olacağı belli olmaz. Ve böyle bir süreçte 2024'e gidiyoruz. En azından hani bu bölünme cepheleriyle beraber de bir ne olacağını da yorumlayalım. Afrika'da kattım işin içine. Evet. Şimdi 1929 buhranına çok atıf yapıyoruz. Evet. Ve çoğu kişi sanıyor ki o sadece 1929'da, evet, öyle bir algı var, evet. Hayır, o 29'da başlayan 1933'e kadar da devam eden bir süreçti. Öyle bir günde biten bir süreç değildi. Yıllar boyu ağır bir ekonomik buhranı yaşadı dünyadaki bütün ülkeler. Ve mesela bak ne oluyor biliyor musun öyle olduğunda? Bugün bak Arjantin'e. Arjantin'de Javier Milei gibi radikal bir tip. Yani bazı fikirleri çok güzel ama tam yerine de, o adrese de oturmuyor. Merkez mesela Bankası, Merkez Bankası'nı kapatalım diyor. Ben müthiş katıldığım bir fikir ama gidip dolara geçelim diyor. Yine Merkez Bankası var Amerika'daki bu sefer. Yine oldu yani. Ben komple o fikre karşıyım. Sömürge ama, oluyorsun yani. Yani ama adamın böyle tipine bak. Tam bir showman. Yani o danslar, böyle acayip iğrenç hareketleri falan da var. Böyle kadınların arkasına geçip böyle garip garip şeyler. Bulunmuş bir sürü adam hocam. Bak, o adamın şeyi şuydu. Neyse, hani onun tek konumuz o değil ama bir cümle gelmişken yeri söyleyelim. Bu adam bir akademisyen ve ağzı çok iyi laf yapıyor. Böyle çok iyi çıkışları var. Tiyatral böyle halleri, evet, tavırları falan. Böyle olunca bütün televizyon kanalları reyting yapıyoruz diye o çağırıyor, o çağırıyor, o çağırıyor. Bu adam fenomen oluyor. Hmm. Müthiş bir fenomen haline geliyor. Böyle bütün şeyle, siyasilere, hükümete falan çakıp duruyor. Tabii milletin hoşuna gidince en sonunda da başkanlığa adaylığını koyuyor. Ve öyle bir tip bile, insanlar çünkü şunu düşünüyor. Bir hiperenflasyon var, korkunç bir ekonomik durum var. Ya biz kim olursa olsun artık o kadar ümidi kesmişler ki. Bir de bunu deneyelim diyorlar, tamam mı? Böyle aykırı, sert söylemleri olan radikal tipleri. Aynen Hitler'in başına gelen buydu. Hitler 1933'ten önce, yani 20'li yılların sonlarına doğru, 27-28'deydi zannediyorum, bir seçim olduğunda, seçime girdiğinde %2 mi 3 mi oy alıyor. Kimse takmıyor. Sonra Amerika arkasını gazlıyor. Tabii sonra bunu gaz, hatta hapse falan giriyor, çıkıyor falan. Sonra bunu destekliyorlar. Bunun finansmanını da bugünkü küresel sermaye diye bildiğimiz o aileler, o şirketler yapıyorlar. Ve o büyük buhranın ardından o 1930'lu yıllarda öyle bir ivme yaşanıyor ki Nazi Almanya'sı kuruluyor. Weimar Almanya'sı çöküyor. Yani aslında komple büyük bir Almanya başka bir şeye dönüşüyor. Yükseliyor. Aynı veya Venezuela'da Maduro gibi bir diktatörün gelmesi gibi.
Yani bak, ekonomik krizler diktatör doğurur kardeşim. Bu kadar düz, nettir yani. Ve o kriz ne kadar ağırsa diktatör de o kadar büyüktür. Anlatabiliyor muyum? Öyle baksın yani ekonomik krizlerle iktidara gelenlere. Çünkü insanlar çıkış yolu arıyor ve birilerine tam yetki veriyor. Ve insana tam yetki verirsen sonu faciadır. Çünkü güç yozlaşır, mutlak güç mutlaka yozlaşır. Ve böyle bir sürece giriyor. O yüzden yani bak şimdi... Korkan insan da bir dayanak arar kendisine. Tabii. Yani kitleler, o yüzden bak dikkat et. Yani Avrupa'da bile yükselen siyasi akımlara bak. Banu ablanın verdiği örnekler çok güzel. İtalya'dan Meloni gibi bir aşırı sağcı, faşist bir kadının gelmesi. Ondan sonra Fransa'da Le Pen miydi? Le Pen'in yani böyle aşırı milliyetçi, böyle aşırı faşistleri. Bundan sonra hepsinde o öyle tipler geliyor. Yani hep tabii bunların yükseldiğini. Şimdi bunu destekleyecek olan tabii bu ekonomik darboğazın. Bak şu anki dünyadaki bu sıkılaşma, yüksek faiz ve parasal daralmaya gidiyor büyük ekonomiler. Almanya resesyona girdi bile zaten. Amerika'nın girdiğine dair çok önemli bir veri zaten geldi. Almanya'da Alternatif Parti diye bir parti var. Scholz'a karşı o kazanacak. Scholz onun için şey demiş, Tayyip Erdoğan geldi, bütün bizdeki göçmenleri yollayalım oraya, yoksa Alternatif Parti hepsini atacak. O kazanacak diye bayağı korkuyor Scholz şu anda. İngiltere'de de galiba bir değişime doğru gidilebilir. Orada da İngiltere'de de 3'e bölünme ihtimali var. Üçe bölünme ihtimali var. Evet. Şimdi tabii bu seçimlerde, bu kadar önemli seçimlerin yapılacağı 2024 yılında Amerika'ya baktığın zaman, şimdi iktidarda demokratlar bugün küresel sermayenin temsilcisi, sözcüsü gibi olan bir parti. Öyleyse onların bir ayağı olan FED ne yapacak abi? Basacak parayı. Parayı basacak ve çünkü seçime gidiyor yani. Kasım ayında, 2024 Kasım'ında seçim var. Onun rakibi olan Trump'ı veyahut da o cumhuriyetçi anlayışı dünya için en büyük tehdit gibi tanımlayan bir şey var, zihniyet var. Ne yapacak? Bastıkça basacak. Yani 2024 yılı aslında bütün dünya açısından bir hiperenflasyon şeyidir ve bu sistemin sonu budur yani. Hamza, bir şey ekleyeyim mi? Akışımız da yoktu ama çok kısa alayım senden bir yorum. Kısa olsun ama rica ediyorum çünkü bağlanma da şey yapacağım. Para basacaklar dedin ya, işte faiz falan. Yani farkındaysan bu para basma ve insanlara yardım, piyasaya para sürme olayı 2023'te Covid sırasında da çok fazla oldu. Bak Covid'de 20'de, hep 20'de. Üretmeden para basıldı. İşte 2023 derken şey tabii ki o 2020-2023. Son devam etti. Devam etti. Evet, ortasında özür dilerim, doğru söylüyorsun 2020. Hani şey diyorum yani Covid sürecinde böyle bir durum oldu. Şimdi 2024'te de şimdi diyorlar ki ya bir virüs gelecek, bir şey olacak. İşte bir gene içinden bir şey geliyormuş falan filan diye. Böyle bir durum bekliyor musun yine gibi salgın, virüs ve işte yine para basma durumları? Bekliyorum ama bunu çok güzel bir şey haber vereceğim yani. Bununla ilgili istedikleri bir şey vardı. Küresel olağanüstü hal platformu. Küresel ve bunu yapamadılar abi. Birleşmiş Milletler 2 sene, hani 3 sene bununla uğraştı toplantılarda. Hatta en son şeyde toplandılar ya Amerika'da, New York'ta Birleşmiş Milletler gününde. Orada bile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres miydi? Oydu. Böyle fırça atar gibi liderlere bir konuşma yaptı yani. Hatta IMF... Yaptı ama işte onun şu anda IMF, en büyük faşist ilan ettiler. Ve IMF Başkanı da şunu da söyledi. Dedi ki bu dünya liderleri bir araya gelmeyi bile beceremiyor falan bile. Evet. Çünkü onu kursalardı elleri çok güçlü olacaktı yani. O da güzel bir gelişme. Ben burada başka bir şey düşünüyorum ya. Evet. Yani Gazze olayıyla da bağlantılı bu düşünce. Tam da sorum oydu şimdi size. Bak, buyurun Gazze. Birdenbire dediği gibi yani bu Birleşmiş Milletler toplantısında falan adamı tükaka yaptılar. Adam herkese insani bir ateşkes istiyorum diye mektuplar falan yazdı, yolladı biliyorsun. Bütün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne. Onların biliyorsun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi var. İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, Amerika. Bir de 10 tane değişken üye var. Ve bütün bunlara yollandı. Ve adamı tükaka yaptılar. Tükaka yaptılar, evet. Guterres'i. Bu çok ilginç. Guterres çok mu önemli, işte çok mu iyicil bir adam, çok mu dünyaya faydalı bir adam? Hayır. Yani Guterres kimin adamı? Sonuçta International Crisis Group'un falan adamı yani.
küresel çetelerden birinin adamı Guterres. Yoksa oraya gelemez zaten. Şimdi ben bu Gazze olayında da ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Ama yani paylaşmak istiyorum insanlarla. Çünkü nedense işin bu boyutuna hiç girilmiyor. Neden girilmediğini de merak ediyorum. Birkaç tane konunun uzmanıyla konuştum. Yani enerjicilerle. Onlar da beni doğruladılar. Evet bu olabilir falan dediler. Şöyle bir şey var. Yani Oslo anlaşmaları oluyor. 1994-95. Ondan sonra diyorlar ki tamam kardeşim Gazze'nin önündeki deniz sahası şeridi. Ne? Biz British Gas kiralayayım ben diyor Filistin Kurtuluş Örgütü'nden. 2006'da Hamas kazanıyor. İsrail diyor ki ben şeride el koyuyorum. Hamas bir terör örgütü. Ben bunlarla para paylaşmam. Ben buraya el koyuyorum. Şerit benimdir diyor. Abluka uyguluyor. Ondan sonra o sırada British Gas de diyor ki eğer sen bunlarla çalışmaya devam edersen o zaman sen terörü destekliyorsun diyor. British Gas böyle bir şekilde orada hala çalışmalar sürüyor falan ama böyle bir anlaşılmaz bir durum başlıyor. Bu arada Tamar denen İsrail topraklarına Chevron yerleşmiş. Orada petrol aramalara devam ediyor. Aynı anda da bir takım doğalgaz şirketleri gelip gidiyor. Sene 2022 Netanyahu geldi. Ocak ayında diyor ki tamam biz hem Mısır hem PKO hem Hamas beraber buradan gaz çıkarmamız için onay veriyorum. Çalışmaları yapın, herkes bölüşsün falan filan öyle bir havada. 18 Haziran 2023 bunlar bir araya geliyorlar. Mısır falan konuşuyorlar. Burada diyorlar gaz çıkarma işleri, şu 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 enerji şirketleri falan diyorlar. Bak buraya kadar geldi. 7'sinde Ekim kan dökülmeye başlıyor. 3 hafta geçiyor 29 Ekim. 29 Ekim günü Enerji Bakanı İsrail'in açıklıyor. Ben diyor iki başlı bir konsorsiyuma 12 tane lisans verdim diyor. Konsorsiyumlardan biri bir baş British Petroleum, öbür baş İtalyan Eni. İtalyan Eni'nin altında Dana Grup var. Koreli bir grup var. Ben Kürt petrolünden sorumluyum diyen bir grup Dana. Ondan sonra onun dışında birisi daha var İtalyan Eni'nin altında. Yani bunlar 3 enerji şirketi. Öbürünün altında Azerbaycan Sokar var. British Petroleum'un altında ve New Mediterranean Energy adlı hem Bahreyn'in hem İsrail'in olduğu bir grup daha var. 6 tane enerji devine Doğu Akdeniz'de ve özellikle Gazze önünde petrol ve doğalgaz araması için 12 tane lisans veren üstelik de 7 Ekim'de kan acayip dökülürken 29 Ekim'de 3 hafta sonra bunlarla uğraşan, bunları kotaran, pişiren şimdi bir İsrail. Şimdi benim aklıma ne geliyor? Yani şöyle olabilir mi acaba? Böyle mi baksak hani yeşil takip et, parayı takip et, esas olan finanstır bilmem ne falan. Şimdi aklıma Libya geliyor. Yani Total vardı orada. Ve Total birdenbire Kaddafi'nin linç edilmesiyle oradan çıkarıldı. Yerine Exxon oturdu. Şimdi buna benzeyen bir şey var sanki burada. Yani bir koku geliyor bana. Ben şunu bilirim. Yani bir gazeteci olarak bunca yıllık hiçbir şekilde Avrupa'da sokağa falan dökülmeler durup dururken olmaz. Ben bunu artık net olarak biliyorum. BP, British Petroleum, Türkiye'den çekileceğini duyurmuş. O sadece dağıtımdan çekileceğini diyor. Yani tıpkı şey gibi, Total gibi. Ben diyor o yağı bıraktım diyor Total ama diğer her şeyimi tutuyorum. Bir tek dağıtımları diyor yani gerek yok diyor dağıtımlarına uğraşayım. Siz uğraşın diyor. Şimdi böyle bir şey geliyor yani bütün Avrupa Guterres dahil deli gibi Filistin'i niye savunsun ya? Filistin'den nefret eder onlar. Yani Filistin, Arap, Türk, Rus, Çin bunların baş düşmanları. Bunlar sevmiyor doğuyu. Peki bunlar niye böyle birdenbire halk galeyana getirilip de sokaklarda dolaşıyor. Ben bunu merak ediyorum. Yani burada bir şey var. Burada bir koku alıyorum ben. Ama elimi tam basamıyorum. Ama bir koku var burada. Halkın da sokağa çıkmasını da ayrıca bahsettim istedim. Avrupa'da çıkıyor şu an. Ya var, çıkıyor yani. Var. Durup dururken çıkma. Hani Türkiye'de biz burada... Ya Yemen'de o kadar çok çocuk öldü ki. O Yemen'de. Niye bir şey olmadı? Hiçbir şey olmadı arkadaş. Kimse onlar bir şey Müslüman. Duymuyor ya. Kimse bir şey farklı duymuyor. Farklı bir mezhep ama onlar da Müslümanlar. Hayır sadece burada zaten var. Bu mezhepler falan hepsi beraberleşti. Yani burada aslında çok enteresan bir durum var bence. Şii ve Sünniler ilk defa birleştiler Filistin davasında. Bu çok önemli bir şey bence. Oldu yani bu. Bu böyle bir şey var. Ama yani benim dediğim şu.
değişik acaba diyorum. Bak acaba diye başlayayım çünkü tam bilemiyorum ama acaba değişik devler, enerji devleri mi birbiriyle bir paylaşım savaşı veriyor? Yani acaba bu mu oluyor? Tıpkı Total ile Exxon gibi yani o Arap Baharı'nda Libya'nın her yerine konuldu, çöküldü. Evet. Şimdi de bir çöküş var. Benzer bir grubu şey İsrail temsil ediyor. Chevron ile Exxon'dur muhtemelen bu. Öbür grubu yani Guterres'ler, Avrupa, bilmem ne. Bunlar da Hamas'ın içine girmiş bir takım gruplar var. Alptekin Dursun olduymasın. Çok kızıyorlar bana. Onunla konuşuyorum ara sıra. Hayır. Sen çok gözüne büyütüyorsun İsrail diyor falan. Çok bunlar. Onlar da uzman insanlar. Yani, yani. Böyle yorum yapınca sanki İsrail'i büyütüyorsun. Hamas'ın mücadelesini küçük mü görüyorsun gibi bir eleştiri oluyor. Yani. Ben farkındayım. Görüyorum da. Yani ne alakası ama var? Ama işte ben bu soruyu sormazsam çatlarım. Yani bu soruyu sormak zorundayım. Bu anlamda dikkatini çekiyor mu? Avrupa'da insanlar Filistin için yürüyüşler yaparken, gösteriler yaparken bunun karşılığındaki propaganda da Avrupa'nın yabancılar tarafından, Araplar tarafından istila edildiği, onların baskın geleceği, ondan sonra yönetimi ele geçirmek istediklerine dair inanılmaz bir propaganda çalışması sosyal medyada yürütülüyor. Yani. Birçok kişi de bunu fark etmiştir. O da aynı şeye bağlı. O da paraya bağlı. Mesela Hamza denen bir adam var ya. İskoçya'nın başbakanı adamı. Evet. Hamza Yusuf. Adı Hamza. Hamza Yusuf. Şimdi deliriyor İskoçya'nın bir grubu. Aman diyorlar yani bir adam geldi. Ötekine bakıyorsun. İngiltere'de biliyorsun. İngiltere'nin başında bir Hintli var. Hintli var yani. Amerika'nın başında bir Kamala Harris Hintlisi var. Yakında o da gelecek. Biden yani ders. Bütün dünyada şimdi böyle bir takım bir değişimler de var. Ama yani kısaca şu toparlarsak şimdi dağılmadan yani acaba büyük enerji devlerinin birbirini yemesi ve birbirini paylaşımıyla yani bir de hakikaten mesela yani neden bütün dünya şu anda bu savaşa hayır demiyor ya ateşkes çağrısı yapın ya demin söyledi Almanya başbakanı da yapmıyor ki ateşkes çağrısı kimse yapmıyor bunun arkasında bir şey olması lazım yani bir de Avrupa'daki işte bu Hristiyan ülkelerin başına Hindistanlı, işte Orta Doğulu, Arap insanların olması bana şunu hatırlatıyor. Mesela Ruanda katliamı yapıldığı zaman oradaki şey şuydu, arkasında Birleşmiş Milletler'in ne kadar kabahati olduğunu artık bugün herkes kabul ediyor büyük katliamda. Tutsiler ve Husiler. Hatta Ruanda Otel diye bir film vardı. Evet, İzlediniz mi? Harikadır. Harika bir filmdir. Ruanda Otel anlatıyor. Tabii oradaki vahşet sahneleri çok fazla işlememiş. Biraz daha sanatsal bir şey yapmış ama anlatıyor güzel yani. Ben onunla ilgili belgeseller falan da çalıştık. Korkunç şeyler oldu orada. Neyse oradaki Husiler Tutsilere ölüm derken diyor bunlar diyor ki bir azınlık kardeşim. Kabile savaşları bunlar iki tane büyük kabile yayılmış böyle büyük aşiret. Yönetim bunların elinde. Ondan sonra bunlar az sonra bunları kesmeye başlıyorlar. Şimdi burada mülteciler üzerinden, yabancılar üzerinden bir düşmanlaştırma varken diyor ki bak bir de bunlar bizi yönetiyor. Aynı Yahudilere karşı yapılan 2. Dünya Savaşı öncesinde de vardı bu. 1. Dünya Savaşı öncesinde de bunlar bizi yönetiyor, sermaye bunlar. Hep böyle şey vardır. Bir propaganda devam ederken onlar bizi yönetiyor. Mesela şeyde de Alevi Sünni hikayelerinde de öyledir. Yani şeyde bile Suriye'de bile Nusayriler var bizi yönetiyor. Halbuki biz Sünniyiz kafası değil mi? Tabii ki şöyle. Aynı şey hepsi. Falan. Bütün şablon şu an hepsi oturuyor. Şimdi bu tabii bu Hamas İsrail meselesiyle ilgili sokağa çıkanlar işte yani bunun perde arkasını sorguluyorsunuz ya. Türkiye'deki olayları da biraz değinin diyenler var gördüm. Akışımızda yoktu ama güzel bir yere değinmiş o izleyicimiz. Evet doğru. Türkiye'de de çok garip tartışmalar var. Yani bu konuyla ilgili mesela ne bileyim işte bazı kafelere saldırılar oluyor. Tamam bu oradaki oradaki savaşa karşı bir meeting ya da toplanmayla ilgili bir sorun yok ama işte o ya ben burada kafede dayanamayacağım. Sana hemen bir şey söyleyeyim. Bu kahve olayı. Kahvede ilgili. Oturan çocuğa yani niye? Hani yaparken, ne oluyor orada? Diye? Bir şey mi kışkırtıyor? Bir dakika. Eğer bir şey yapmak istiyorsa birileri yani bu konuda dayanamıyorlar. Bu ben mesela geceleri uyuyamıyorum. İşte o ölen anne, çocuğu işte. Falansa kaç gece uyumadım böyle. Hepimizde bunun travmaları var. Kardeşim bütün demir kubbenin bilgileri burada Kürecik'ten gidiyor. Tamam mı? Ondan sonra bütün sebze meyve buradan gidiyor oraya. Bütün enerji alımları, Ürdün, Mısır, Türkiye arasında bilmem işte su alımı, Ürdün'e su veriyor, Tuz'u su veriyor, enerji alıyor. Türkiye ile alışverişler var, her şeyi bırakın.
buradan İncirlik'ten bütün silah Agretur ve Edikelya'ya gidip oradan da İsrail'e gidiyor. Ha eğer bir şeyler yapacaksanız illa çok istiyor musunuz? Ha İncirlik'in önüne gidin, Güreci'nin önüne gidin. Sorun hükümete neler yolluyor İsrail'e bu ara? Kimin parası nerede toplanıyor, nereye gidiyor? Bunları sorun. Değil mi yani? Bir ek yapayım size. Öyle bir tane kahve içmekle kahve bardağı toplamak bir de Banu Hanım gerçekten çok tüyleri diken diken ediyor. Ya oradaki o gariban çocuğun ne suçu var? Orada kız arkadaşla oturmuş. Yani, ne hakaretler ediyorlar? Yani bu olur mu? Yani Kürecik ve İncirlik diyelim olsun. Ayrıca bir Kürecik İncirlik bir ekleme daha yapalım. Mercedes yani resmi olarak dedi ki İsrail'e destek veriyoruz Mercedes. Hah, bugünkü Diyanet İşleri Başkanımızın aracı Mercedes. Bırakmıyorlar da yani en azından oraya. Ha, şimdi bir de şu var. Ha, peki niye bu olaylara müdahale edilmiyor ya da niye bu olaylar Türkiye'de oluyor? Şimdi bunu birileri bir şey mi kaşıyor? Çok güzel soru geldi gerçekten. Olabilir. Mesela bir tarihçi çıktı son dönemde. Dedi ki Hamas Kuvayi Milliye'dir dedi. Yani Kuvayi Milliye ile Hamas'ı denk tuttu mesela Hamas'ın mücadelesini. Hamas'ın mücadelesini burada tarihi anlamda tartışmak istemiyorum ya. Akışımız da yok. Ama uzun süre ama. Hamas yani Hamas. Bu benzetme mesela. Yani bu insanlar niye çıkıp işte son dönemde böyle şeyler yapar? Bir dakika yapar, Hamas'ın yani Mossad ilişkisini araştırsan. Buradan sadece cümle olarak vereyim. Hamas Mossad ilişkisini araştırın. Ve zaten yeni Amerika'ya giden birisi var. Büyük generallerden Hamas'ın içinde generallerden birinin oğlu Şimbet'te çalışıyordu. Yeni gitti Amerika'ya. Onlara da bakın. Yani Hamas nasıl ortaya çıktı diye bakın. Ve FKÖ'nün niye FKÖ'ye karşı Hamas birdenbire yükseltildi buna bakın. Yani bunlara bakmadan öyle garç kurç etmek de olmuyor, anlatabiliyor muyum? Biraz bilgi sahibi olmak lazım, fikir sahibi olmak için. Bunu da böyle artık söylemek lazım galiba. Ya bugüne kadar pek söylemiyoruz böyle sertlikte ama galiba böyle lazım. Çünkü Hamas da bir bütün değil ama. İçinde bambaşka gruplar var. 6-7 ayrı evet. Grup var ama Hamas'ın içinde Mossad'la ilişkili bir grup da var. Bak ben gittiğimde. Ferit inanamazsın ya. Hamam böceği geçemez o enezden. Ben cam kapıların içinde 10 tane yerden geçtim. Böyle açıyorsun bacağını ayrı kolunu ayrı açıyorsun. Döndürüyorlar döndürüyorlar başımız döndü. Arkanda yürürken 5 tane adam var. Yani bütün orada Filistinlilerden aldıkları ajanlar var. Arkandan geliyorlar. Yani öyle kolay değil, hiç kimse olmayacak, oradan oraya gidilmeyecek. Böyle bir ortamda PUBG oynar gibi tepeden bir paraşütlerle ineceksin. Yok, kusura bakmasınlar yani onu çocuklar güler ona yani. Ben bunu söylediğimde çok kızan var, çok da saygı duydum arkadaşlar bazıları ama kusura bakmasınlar. Yani mümkün değil çünkü gördüm oralarda dolaştım ben. Olmaz yani, öyle değil. Peki şimdi buradan anlıyoruz ki sevgili seyirciler 2024'te de aslında 2023'te olan bazı olayların devamını göreceğiz. Hani siyasi ve ekonomik anlamda bu akşam sorgulama yapıyoruz. Ne olacak, ne olabilir diye okumalar yapıyoruz. Ve belli ki siyasi gerilimlerin devam edeceği, kaldığı yerden devam edeceği gözüküyor. Ha umarım öyle bir şey olmaz. Hani bazen diyor ya felaket telallı yapma. Hayır, umarım öyle bir şey olmaz. Burada biz realiteden bahsediyoruz. Yani olacaklardan bahsediyoruz. Durum bu. Peki diğer taraftan baktığımızda şimdi Türkiye ile ilgili. Oraya geçmeden bir şey söyleyeceğim. Yani evet. Dünyada evet. Böyle felaket tellalı diye isim takıyorlar ya hepimize. Yani evet, felaket. Öyle bir şey var evet. Öyle bir şey var ama dünya genel anlamda başka bir yere doğru gidiyor. Onu da görmek lazım. Yani dünyada Atlantik çilerin biraz çöküşü ve doğunun da biraz kalkışıyla ilgili de bir takım durumlar var. Ve bu da bizim çıkarımıza doğru evrilebilir diye düşünüyorum. Mesela Çin'in kuşak yol projesi çok ilginç bir proje. Bir tanesi karadan öbürü denizden olan yani Belt ve Road dedikleri işte bu kuşak ve bu ticaret yolları. Mesela İran'la Suudi Arabistan'ın yakınlaşmasında ekonomik kuşağın önemi falan çok önemli şeyler. Yani dünya başka bir noktaya doğru gidiyor ve bu başka nokta bizim de işimize yarayacak bir nokta haline gelebilir. Eğer kendi çıkarlarını düşünen insanlar, bilim adamları, ekonomistler falan olursa, Türkiye'yi onlar yönetirse belki bizim için de çok faydalı bir yere doğru bile evrilebilir yani. Hani kaostan fırsat çıkar anlamında. Kaostan fırsat. Bu da önemli bu da oldu. Ya Kissinger lafı oldu. Neyse evet. Ya buradan şöyle bir şey yapalım. Ekonomik tarafına geçeceğim ve Türkiye'yi konuşacağız ama dünya ile ilgili bu ana kadar geldiğimiz yerde sevgili seyirciler demek ki her yapılan çatışmanın, her savaşın aslında arkasında
para savaşları olduğunu, enerji savaşları olduğundan bahsediyoruz. Yoksa işte bunlar bir ırk savaşı, işte Arap-İsrail savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı, onlar Slavmış, bunlar şeymiş değil. Burada bir para savaşı, enerji kaynak savaşı var. Aynen Birinci Dünya Savaşı'ndan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan önce olduğu gibi diyoruz. Peki Türkiye'ye geldiğimizde, ya herkes şimdi merak ediyor, Türkiye'de ne olacak 2024? Türkiye nasıl etkilenecek diye. Şimdi şöyle bir giriş yapayım. Değerli izleyicilerimiz, şimdi farkındasınız değil mi? Mutsuzuz abi. Mutsuzuz ya. Yani mutsuz ve umutsuzuz. Bu yeni olmadı. Yani 2023, 2020'den sonraki süreçlerle beraber işte umutsuz ve mutsuz bir toplum haline geldik. Bölündük iyice. Her konuda bölündük. Şiddet artmaya başladı toplumda giderek. Şiddet artmaya başladı. Bir de üzerine artık Türkiye biliyorsunuz gri listede ekonomik anlamda. Bunalıyoruz. Peki bunun sonu nereye gider? Bir de Türkiye'nin gerçeklerini konuşalım. Hem sosyolojik hem ekonomik. Şimdi gri liste diyorsun ya, bak Türkiye'de evet, öyle şeyler gerçekleşiyor ki çok basit gibi görünebilir ama hiç öyle değil bence. Ankara Gücü bir kulüp başkanının sahaya inip herkesin önünde bir sürü milyonların izlediği yani o görüntüleri pataküte hakemi dövmesi. Yumruk. Yani bu adamın işte iktidar partisinin milletvekili daha önceden olduğu falan ortaya çıkıyor. Ondan sonra Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu geliyor, burada bir kaza yapıyor, birisine vuruyor. Ondan sonra yoğun bakıma gidiyor. Adam ölüyor sonra ama o esnada uçağa binip gidiyor falan. Yani dışarıdan baktığın zaman, daha milyon tane var da son birkaç gün içerisinde olan olayları söylüyorum. Baktığın zaman dersin ki ya bu ne biçim ülke abi? Sen birisi çarpsa vursa gitse bu adam ülkeyi de terk edebiliyor. Sonra gerçi arkasından şey çıktı, şu şöyle bir iddia mı artık gerçek mi bilmiyorum. Al bayraklar biliyorsun dünürlerin şeyi varmış. Somali'de en büyük limanında, Mogadishu limanının işte 14 yıllık imtiyazlı işletme hakkını aldıkları falan ortaya çıkıyor. Veyahut da o iddialar atılıyor, söyleniyor. Doğru mu bilmiyorum. Ayrıca kara para atladı Türkiye'nin Somali'de. Ondan sonra yani bu ilişkilerin olduğu bir ülkenin cumhurbaşkanının oğlu burada adam öldürüyor ve elini kolunu sallayarak gidiyor falan. Yemem. Ondan sonra yani öncesine kadar gidersen daha bir sürü işte neydi işte şeyde Brezilya değil mi? Açıklama yapıyor, diyor ki biz bilmem ne kadar ton işte uyuşturucu yakaladık diyor limanda, baskında yapılıyor. Adresi Türkiye'ydi diyor. Ya kardeşim Türkiye'ye gidiyor idiyse bu yükler ya kime gitti bellidir yani. Niye açıklamıyorsun? Biz zamanında sorduk yani TV5 bir haber olarak Hasan Basri o zaman şeydi, haber müdürüydü. Bununla ilgili şey yaparken beraber bak o bakanlıkla falan irtibata geçtik. Söylemiyorlar. Adamlar söylemez. Diplomatik kriz çıkar yani sen soruyorsun. Neyse ama belli ki yani böyle bir narko devlet imajı, ondan sonra hukuksuzluk. Abi kim gelir sana yatırım yapar, sermayesini getirir, hiçbir... Dünya mafyaları burada diyor. Yani aynen mafyalar dünya burada. Mafyaları. Bütün mafyaların liderleri burada dünya yakalanıyor. Dünya ajanları da burada. Ajanlar. James ve Mezuri ölü bulundu ya hani Karaköy'de. Onun evet, gibi bir sürü var. Bunlar mafyası mesela Trakya'da savaşıyor falan. Yani nasıl umutsuz olmayalım da ne yapalım? Canımız sıkılmasın da ne yapalım? İşte bunlar hep... Benim sorum şöyleydi. Bu da bilinçli bir hani toplumu germe, bölme anlamında bilinçli bir şey olabilir mi? Hani 2024'ü sorguluyoruz ya hani aslında bilinçli yapılıyor ve sonunda bir patlama. Ya bu işin yani doğal süreci şey abi. Bir... Doğal süreci. Yani aşağı böyle downtrendlerde hep böyle şeyler, zincir halkaları birbirini destekler. Fakirlik ahlaksızlığı besler. Ahlaksızlık da yine fakirliği doğuracak başka şeyleri oluşturur. Böyle hırsızlığı da şuydu buydu. Hepsi birbirini beslerken dibe vurana kadar bu gider yani. O trendin daha en dibini henüz görmedik maalesef. Ama dip yapacak. Şeyde de öyledir. Böyle grafiklere bakarsın piyasalarda. Bir dip yapar sonra yukarı gider. Bir kanal vardır kanal içerisinde. Bant aralığında bir aşağı bir yukarı gider. Toplumlar da böyledir. Bir yükseliş şeyleri vardır. İmparatorlukların, devletlerin bir de çöküşleri vardır. Döngüdür yani. Bunlar toplumların, insanların döngüsüdür. Ve biz bu döngünün içerisindeyiz. Ve bunun doğal akışı içerisinde maalesef biz de, tabii nehrin içindeyiz. Biz de o nehrin evet, götürdüğü yere kendimizi koruyabildiğimiz kadar bakmaya çalışarak sürüklenip gidiyoruz yani maalesef. Şurası da ilginç değil mi? Bu kadar böyle kaos ortamı, ekonomik, siyasi sıkıntılar falan derken siyaset kurumunun
iktidarından muhalefetine çok da etkili bir şekilde toplumun sorunlarıyla uğraşmadığını görüyorum. Yani tamam, iktidarın sorumlu olan bir durum bu. Doğru, iktidarın yanlış yönetiminden kaynaklı bir sorun. Ama hatta sizin üretilmiş muhalefet diye bir konuşmanız var. Çok önemlidir. Muhalefette de gerekli reaksiyonun olmadığını görüyorum. Ve diyorum ki ya biz yani toplum olarak acaba bir planın mı içindeyiz? Ya bu plan mı? Hani? Bu ama bütün toplumlarda. Öyle mi ya? Yani? Dünya gariplik var çünkü. Bak sana şey getirdim. Ben bundan bahsetmiştin sen bana daha önce de. O yüzden evet. bir üç cümle okuyacağım. Bu şey var, Global Research diye bir yer var işte, biliyorsunuzdur evet. Zaten. Orada bir ekonomist var, Michael Shostakovich diye bir adam var. Onun bir yazısı bu. O yazıdan bir alıntı yapıyor. Diyor ki, kapitalizmde demokrasi illüzyonu vardır diyor. Yani bir illüzyon, bir hayalle yönetirler kitleleri diyor. Ve yerleşik toplumsal düzeni tehdit etmediği sürece muhalefet egemen elitlerin çıkarınadır diyor. Bu çok önemli bir laf. Egemen yani, elitlerin çıkarınadır. Yani yerleşik toplumsal düzene tehdit etmediği sürece iyidir diyor muhalefet. Ama diyor amaç muhalefeti bastırmak değildir. Yani bizi yönetenler muhalefeti bastırmak istemezler. Muhalefetin sınırlarını belirlemek isterler. Kontrollü bir muhalefet olsun isterler. Ve muhalif hareketleri şekillendirmek, kalıba sokmaya çalışırlar. Sınırlı ve kontrollü bir muhalefet üretmek isterler diyor. Bu çok uygun hakikaten bizim içinden geçtiğimiz, yaşadığımız şeyde. Yani Ferit emniyet sübabı olarak muhalefet kullanılıyor kapitalizmde. Muhalif var, yani o bir emniyet sübabı. Yani kitleler kendini muhalif zannetsin istiyorlar. Anlıyor musun? Fakat sistemin değirmenine su taşıyor kitleler. Kitleler muhalif falan değil. Onlar sadece su taşıyorlar. Muhalefet evet. Falan yok yani. Yani mesela muhalefet üzerinde bir güncel örnek vereyim o zaman. Evet. Konusu açılmışken. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi. Bakın İstanbul'da yeni dönem. Evet. Bazı bölgelere giriş ücretli oluyor. Evet evet. Bugün şimdi gündemiydi. Şimdi başlığını söyleyeyim hemen. Evet. Hemen altını. İBB ve AB. Avrupa Birliği. Evet. İşbirliği ile. Bakın. Avrupa Birliği ile işbirliğiyle hayata geçirilen tırnak içinde İstanbul sürdürülebilir kentsel ulaşım planının ayrıntıları belli oldu. Zaten sürdürülebilir kelimesi hep anahtar kelime. Anahtar, onu unutmayın. Evet, doğrudur. İstanbul'un kalabalık bölgeleri tarihi yarımada Kadıköy ve Beyoğlu gibi semtlerde bazı noktalara girişlerin ücretli olması planlanıyor. Hı hı. Bir kere buna ben bin türlü isyan yani itiraz edebilirim. Tabii, ben tabii. Bu şehirde doğmuş, büyümüş, bu şehrin sahibi olan bir kişi olarak Tayyip Erdoğan ilk geldiğinde de bunu aynı şeyi söylemişti. Vize İstanbul'a vize girilmesine kadar söyledi. Hı hı. Yani şimdi bunun İstanbul üzerinden planlanan şeyin uygulamasının Londra'da hayata geçtiğini biliyor muyuz? Evet. Arabaların plakalarını tanıyıcı kamera sistemleriyle ücret yani ceza kesiyor aslında. Yani bunu bütün dünyada böyle ya inanılmaz bir şey. Bu küresel bir şey var, bir konsept var. Sürdürülebilir şehirler. Yani burada diyor ya sürdürülebilir. Tabii, tabii. Evet. Ondan sonra bunun içerisinde tabii ki 15 dakikalık şehir konseptleri. Bütün insan şeyler, bütün siyasiler bu işin içinde. Hepsi. Hepsi bunun içerisinde ve bunların kavga etmediği tek bir şey var benim gözlemlediğim. Paris İklim Anlaşması geçtiğinde hiç kavga etmediler. Hepsi evet. Oy çıkardı. Tulum oy çıkardılar. Ondan sonra şeye bakıyorsun. Bu kentsel dönüşüm mülksüzleştirme yasası geçtiğinde çok böyle cılız muhalefetten bir şey karşı feşidir. Çoğu gitmiyor bile. Oy kullanmaya bile gitmiyor. Yani yüzün üzerinde kaç millet 180 mi ne bilmiyorum. Şey var. Eksik sandalye var. Gitmiyorlar canım. Yani ondan sonra ne kadar böyle küresel politikalar, ondan sonra iklim kanunu geçtiğinde evet. Bunlarda hiç kavga etmiyorlar ya. Çok güzel anlaşıyorlar. Ama diğer konularda öyle işte birbirine. Yani bizi izleyenleri ben şunu söylemek istiyorum. Bu şimdi okuyacağım cümle Kılıçdaroğlu'na ait ve aynı cümleyi Özgür Özel de kurdu. AB NATO ile birlikte Avro-Atlantik camianın temel direğidir. Türkiye bu topluluğun vefalı bir üyesidir ve öyle kalacaktır demişti 2012'de.
Şimdi ilk seçildi, onda geldi biliyorsun. Hemen gelir gelmez Özgür Özel de geldi. Yani eğer birilerini takip ediyorsanız Avrupa Birliği'ne, Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'ne, NATO'ya, bütün IMF'ye filan olan tavrına bakın. Yani birilerini takip ediyorsanız bu konularda bu adamlar ne diyor diye bakmanız lazım. Yani iktidar partisi Sait Bulvar'ı açıyorsa Özgür Özel de gidip bunu tarihçilere bırakalım konuşmasını diyorsa bunlara dikkat edin. Yalnız bu çok ilginç bir şey değil mi? Cumhuriyetçilik yani, nedir? Buna dikkat edin. O adam ne diyor Cumhuriyet konusunda? Buna dikkat edin yani mesela. Sait Bulvar'ı ismini koyması Diyarbakır'daki evet. belediyedeki kayyum idaresinin. Evet. Yani o çok ilginç bir şey değil evet, mi? Evet kaşıyor bir şey. Yani böyle olamaz. Bir kaşıma değil mi? Kaşıma yani? Var. Kaşıma var. Kaşıyor. Ama geçtiği yerler kaşınıyor yani şu an. CHP genel başkanı üzerinden kaşındı. Bak, CHP, o da kaşındı. Evet, Tayyip, çok Tayyip Bey üzerinden değil yani. CHP genel başkanı üzerinden bir kaşıma var burada. Bak ben buraya size şey yapmıştım. Git, muhalefet konusunu konuşalım. Tabii konuşalım. Yani Siirt seçimleri. Baykal öyle bir jest yapıyor ki Erdoğan başbakan oluyor. Değil mi? Yani hatırlıyoruz değil mi? Hepimizin yaşı uyuyor evet. buna değil mi? Evet. Ondan sonra Kılıçdaroğlu Bahçeli beraber Ekmelettin'i gösteriyorlar. Cumhurbaşkanı olarak. Ondan sonra Kılıçdaroğlu ile Bahçeli Erdoğan'a karşı bir araya geliyorlar. İttifak yapıyorlar. Yani geçmişten bahsediyorum bugüne kadar. Sonra Erdoğan'la Bahçeli Kılıçdaroğlu'na karşı geliyor. Sonra Ümit Özdağ Bahçeli'yleyken ayrılıp Akşener'e geçiyor. Sonra Akşener'den ayrılıyor. Sonra Zafer Partisi'ni kuruyor. İnce Kılıçdaroğlu'nun adayı ayrılıyor. Rakip oluyor. Bak. Ben dün Barış Doster'in bir konuşmasını dinledim. Çok beğendim. Çünkü onun söylediğinin aynısını şimdi ben de söyleyeceğim. Mesela Davutoğlu Babacan. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alıyor. Halbuki daha önce AKP'deydi falan. Ya eğer bunlar muhalifiz diye birileri ortaya çıkıyorsa bu adamlar milletvekili ise parti değiştirme veyahut da yan değiştirme zamanlarında Ferit bunların düşürülmesi lazım milletvekilliklerini falan. Orada artık kalmaya devam edememeliler. Barış onun altını çizdi. Bu çok önemli. Çünkü durmadan havadan dolaşan bizim oy yani halkın oy verdiği birileri var ve istedikleri yerde durmadan bir oraya dans edip duruyorlar. Ne münasebet ya. Siz kimsiniz arkadaş yani nasıl bir şeydir bu? O yüzden bu adamların hakikaten şeyi engellenmeli yani eğer sen bir partiden seçildiysen ve bu yani bu hokkabazlığın adına muhalefet deniyorsa biz orada yokuz. Biz onları muhalif olarak da kabul etmiyoruz zaten. Muhalefetin evet. hiçbir kesimini kabul etmiyoruz. Hiçbirini. Çünkü hiçbiri gerçek muhalefet değil. Bunlar sahte muhalefet. Yani hem artık sahte, yani şimdi yani iktidar için de hatta şöyle bir şey ben Banu Avar'dan rica edeceğim. Tarihi bir şey aslında. Yani daha önce anlattığını bildiğim için. O fixer'lık yaptığın dönemde sana gelen telefonlar vardı yabancı medya kuruluşlarında. Evet. O anekdotu anlatır mı? O bence o kadar şey her şeyi o kadar anlatıyor ki. Evet yani Erbakan'ın siyasi bilmem basın şey sözcüsü müydün filan dediler bana. Yok öyle bir şey arkadaş ben hayatımda hiçbir partinin yanına yaklaşmadım. Hiç. Benim öyle hayatımda böyle bir şey olmadı. Ben çalışıyordum, paraya ihtiyacım var, fixer'lık yapıyorum. Nedir o? Dışarıdan geliyor BBC diyor ki kardeşim 3 gün boyunca ben orada 10 gün 15 gün kalamam. Cumhurbaşkanı veyahut da işte önemli siyasi figürleri arka arkaya diz aynı gün içinde olsun. Bir gün içinde. Bunun için ne kadar zamanı gerekiyorsa çalış. Bana raporunu yolla. Saat 12'de Demirel, işte 2'de Erbakan falan de. Biz de ona göre gelelim işimizi yapıp gidelim diyorlardı. Ben işte BBC bana böyle bir başvurdu. Dediler ki biz dediler şey istiyoruz, 3 isim istiyoruz. Bunlar da işte Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Fehmi Koru. 3 isim. Ben dedim ki yani neden bunlar Erbakan olsun. Hani çünkü o Refah Partisi konusunda yapacağız biz bu çalışmayı diyor. Niçin Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan daha yeni bir ay olmuş geleli şeye. 94 yılında oluyor bu olay. Nisan ayında galiba, Mart ayında mı ne gelmişti o? Yani o civarda. Neden Erbakan değil? Hayır onu istemiyoruz diyor adam. Nick Gowing, ünlü bir adam bu. Nick Gowing, BBC'nin en önemli adamlarından biriydi. Hayır dedi onun editörü, onu istemiyoruz, biz şey istiyoruz, bu üçünü. Peki filan dedik, yaptık onları. İşte Tayyip Bey'in çevirmeni bendim hatta. İngilizce bilen yoktu belediyede falan. Ondan sonra
Aradan daha bir hafta, iki hafta geçmeden şey geldi. Galiba ITN geldi. O da aynı konuşma. Ben yine bu üç ismi istiyoruz ama nasıl olur, niçin? Erbakan olmasın, Mahir olmasın. Biz Fehmi Koru, Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ü istiyoruz. Peki, onları ayarladık. Gene geldiler, konuşmayı yaptılar. Ondan sonra da bir hafta, iki hafta sonra da zannediyorum şeyde en önemli, işte Pasifik'in önemli PBS geldi mesela. Aynı konuşma oldu. Bunların hepsi yapıp da gittiler. Ve biz dediler, bunları istiyoruz. Yani bunlar bir karara bağlanmıştı zaten. Çok önemli bir karar. Tıpkı mesela bu. Onur Bey'in bizlere anlattığı ve daha sonra da yazdığı gibi, Onur Öğmen'in 2008 yılında Silk Road Institute diye bir enstitü var işte. Amerika ve İsveç kaynaklı bir enstitü. O diyor ki, vallahi diyor işte bir çok dürüst, yolsuzlukların üstüne giden bir bürokrat var. İşte teknokrat, bürokrat işte şey, Kılıçdaroğlu. Çok önemli bir isim diyor. Böyle bir yazı çıkıyor Silk Road Institute'da. Ve o dakika itibariyle diyor Onur Bey, her yerde Kılıçdaroğlu ismi parlatılmaya başlandı diyor. 2008'den 10'a kadar devamlı hiç görünmeyen bir isim bir anda yukarı çıkarılıyor. Bütün ışıklar, kameralar ona dönüyor. Ve akabinde de seks skandalıyla Deniz Baykal düşürülüyor. Yerine Kılıçdaroğlu oturuyor. Ben bunlardan sonra tekrar baktım Silk Road Institute. 2016 yılında baktığımda diyor ki ileride diyor Türkiye'yi şey yönetecek bir koalisyon muhtemelen Babacan Ekrem İmamoğlu diyor. 2016'da da böyle bir laf yazıyordu orada. Bilmiyorum. Çok önemli olmadı mı ya? Çok hem tarihi süreç hem de geleceği de söyledi. Yani ilginç. Öyle olur mu? Bilemeyiz ki. Ayrı, bilemeyiz ama yani sonuçta geçmişte olan olaylar gerçekleşmişse eğer yani, gelecekte de yani bir takım planlar, gidişat o yönde. Yani Ferit bak, şunu düşünmek lazım. İnsanları biz bunları izleyelim. Bunlar küresel bir takım medyalar, küresel bir takım yerler, bir şey planlar yapıyorlar ama bunların planları birebir olacak diye bir şey de yok. Ama haberdar olalım, değil mi? Evet. Bakalım yani. Evet, bir de şimdi toparlarken ana konumuzu özet bir soruyla değerlendireceğiz. Onu soracağım. Türkiye ile ilgili ve dünya ile ilgili yani yayın başlığımız neydi? 2024'te bizi ne bekliyordu? Konuştuk birçok konuyu. Ama Türkiye açısından hani daha çok ekonomik anlamda Hamza, yerel seçim öncesi ve sonrası diye bir ayrım yapmamız doğru olur mu? Herhalde öyle gözüküyor. Tabii olur. Çünkü neden biliyor musun? Yerel seçime kadar para hacmini o kadar genişletecekler ki ve o yerel seçimden sonra bıçak gibi kesecekler. Aynısını demeyelim de bir benzerini. Bir mesela enflasyonla mücadele ediyorlar ya, bakıyorsun böyle M1 para arzına, M2 hep böyle yukarı. Böyle yukarı hiç şey yok. Sadece bir tık böyle, bir tık Haziran'dan sonra, çünkü genel seçimler Haziran'da bitmişti ya, Haziran'da bir tık düşme var, sonra yine şey yapıyor. Ama bu şeyden, çünkü bir seçim daha var, yerel seçim. Yerel seçimden sonra var ya, orada bir duracak. Yani o zamana kadar çok yükselecek. Yani para dağıtmak zorundasın. Hükümetlerin hepsinin şeyi budur. Para elinde olduğu için, Merkez Bankası idaresi de bu kadar böyle kolay elindeyse, bas baba bas. Parayı saç, böyle bir rahatlama. İşte zamlar, şunlar, bunlar falan böyle. Sonra enflasyon. Ama tabii sonra enflasyon öyle bir ağır gelecek ki, zam verilmiş gibi görünen kısım, tabii o esnada da parasal genişleme de durduğu zaman ne olacak biliyor musunuz? İşsizlik patlayacak. Bu sefer yani maaşı olan halde yine bir derece de hani korkunç bir tablo bekliyorum evet. Ben açıkçası. Mart ayından sonra işte Nisan, Mayıs falan artık. Hatta şunu da bak dikkat et, hep 2026'ya dikkat çekiyor ekonomi yönetimi. Hep öyle diyorlar evet. 2020, bu ne demek? 2026'ya kadar vay anam vay demek. Cevdet Yılmaz, Hafize Gaye Erkan, Mehmet Şimşek, bizim ekonominin yeni yönetimi devamlı hakikaten 2026'da rahatlayacağız. Biz de burada soruyoruz yaptığımız evlerde. O zaman hemen Kemal Derviş'i hatırlayacaksın. Evet, o da böyle rahatlayacağız, rahatlayacağız diyordu. Sonra rahatlamayı gördük. Evet. Yani onların rahatlayacağız dedikleri zamanlar genellikle çok patlamaların olduğu zamanlara denk geliyor. Tabii bir de rahatlayacağız derken oradaki biz öznesi... Yani biz ikinci çoğul çağız kim?
O biz acaba kim? Biz var mıyız o bizim içinde? Ha, yokuz. Evet, ekonomik anlamda da yani sadece 2024 değil, 2025 ve 2026'yı da içine katarak aslında uzun vadeli bir ekonomik sıkıntı içinde olacağımızı da bu yayının içinden en azından uyarısını yapalım. Ha, bir şeyler değişir, bilemeyiz. Tabii ki umduğumuz konu çok iyi olması Türkiye'nin, ülkemizin. Ama gidişat bu yönde, geçmişte yaptığımız hataların bedelini 2 sene, 24 ve 25'te ödeyeceğiz. 26'da da rahatlayacağız, daha bitmeyecek yani. Bakalım ne olacak diyelim. Banu Hanım'a, tabii Banu Hanım bazen Banu abla diyoruz. Çünkü kendisiyle çok eski bir tanışıklığımız var. Evet. Hoca öğrenci ilişkimiz var diyelim daha doğrusu. Kendisi üstad bizim mesleğimizde. Hem de burada olmasından dolayı da gurur diyoruz işte. Onur diyoruz. Evet. Banu duyduk. Hanım'ın. Çok mutlu etti bizi. Ve şöyle bir soru soracağım Banu Hanım'a da. Çünkü bu konuda da sorular geldi size. Dünyadaki gelişmelerle ilgili mesela sınırların değişmesini bekliyor musunuz? Yani öyle bir büyük olay. Hani tamam, bir çatışma ortamı, savaş ortamı var. Devam edecek gibi gözüküyor ama bu sınırların değişimine gidecek kadar bir durum olur mu? Bir beklentiniz var mı? 1994 yılı ya da 95 yılı, şu anda tam hatırlayamıyorum. Rand Corporation diye bir şey var, bir kurum, evet, var malum. Think Tank. Önemli bir CIA kurum. Think Tank diyor da işte, düşünce kuruluşu falan, ama aslında CIA ile birlikte çalışan çok önemli, Amerika'nın siyasetine yön veren RAND, R-A-N-D, hani meraklı arkadaşlar bazen soruyor, biz onu anlamadık falan diye. Yani RAND Corporation diyorlar ya da RAND şirketi olarak geçiyor. Bunun içinde bir bölüm açıldı. Genişletilmiş Orta Doğu bölümü adı. Genişletilmiş Orta Doğu. Genişletilmiş Afrika ve Orta Doğu da olabilir. Şu anda tam hatırlamıyorum. Büyük Orta Doğu projesi falan genişletilmiş diyorlar. Genişletilmiş İsrail dediği aynı zamanda. Ha, bu işte bu proje kapsamında bunların ta 150 yıllık bir emelleri var. Nedir o? İşte Türkiye, Irak, İran ve Suriye'den koparılan parçalarla bir araya getirilerek bunlar. Yani kendileri söylüyorlar. Bunlar böyle hani komplo momplo diyorlar. Gülüyorum artık. Böyle değil yani. Kendileri bunu söylüyorlar. Diyorlar ki ikinci İsrail, genişletilmiş İsrail'e ihtiyacımız var. Zaten bayrağımızda Nil'le Fırat arası, yani o da Elazığ'dan başlıyor, kusura bakmasınlar. Elazığ'dan itibaren bizim olsun buralar diyorlar. Hatta ona yönelik bir koridordan da bahsetti İsrail, malum. Böyle bir koridor var Irak'tan. Kayıp kavim diyenler var bir de. Ha, Kürtler için falan. Yani neyse, onlar evet, artık böyle şey, bu çok uzun bir konu da. Evet, uzun konu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Dört ülkeden parçalar koparılarak, yırtılarak bir araya getirilmiş ve İsrail'e katılmış. Bir büyük İsrail, Büyük Orta Doğu Projesi'nin ana mevzu yani. Bu. Bu da bence yine enerjiyle ilgili bir durum. Bütün enerjiler orada. Ne kadar isterseniz var yani. Petrol var, doğalgaz var, o var, bu var. Benim tam şimdi birilerine söyledim. Böyle olmaz, bu rakam olmaz falan dediler. Tam ben de bilemiyorum. Ama söylenen rakam sadece Gazze'nin önündeki doğalgaz rezervinin miktarının 5 trilyon dolar olduğu söyleniyor ki bu yani az bir şey diyorlar söylediği zaman. Enerjicilerle konuştum, Norveçli bir adam mesela, burada eski Norveç petrollerinin başı bu adam. Bu az maz falan diyor. Yani dolayısıyla Doğu Akdeniz'i düşünmeyin bile. O kadar büyük bir para söz konusu. O para söz konusu olunca da ölümmüş, kanmış falan, bunlara tatara titiri gelir. Şimdi Türkiye ne yapmalı? Türkiye'nin bir defa şunu anlaması lazım ki, çünkü her şeyin tam ortasında, Türkiye doğal müttefiklerine sahip çıkmalı. Yani o da şudur, Türkiye'nin doğal müttefiki bence Cumhuriyet dönemine gitmek lazım. Çünkü orada çok daha akıllıca bakmışlar bu meseleyi. Rusya'dır doğal müttefik. Arkamı diyor sağlam almak için Rusya'yla bir dostluk anlaşması imzalayayım diyor. İşbirliği dostluk anlaşması 1925. Balkanlar diyor bizim eski Osmanlı ile alakalı, dolayısıyla Balkan Paktı, bir de Sadabat, o da bizim nüfus şeyimiz içinde, Sadabat Paktı 1937, 25, 34, 37. Bu şekilde 3 ayak üstüne bir dış politika oturtulmuş. Bunu bir defa da unutmamak lazım. Tamam, birebir aynısı olmayabilir ama şunu düşünmek lazım. Burada Suriye, Mısır, İran, kesinlikle İran, evet, Suriye, Mısır, İran, bunlar doğal müttefikimiz. Rusya, bunlar doğal müttefikimiz bizim. Biz kendi doğal müttefiklerimize sahip çıkmak zorundayız. Bunlarla kavga etmemek zorundayız. Mutlaka Suriye ile masaya oturmak zorundayız.
Başka hiçbir yolu yok bunun. Hiçbir yolu yok. Yani bu şekilde olursa bu savaşlardan, etrafımızı saran bu belalardan belki birazcık olsun kendimizi toplayabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu kafayla ve biraz da satranç kafasıyla bakmak lazım. Yani satranç oynar satranç, gibi. Evet. Yani kalkıp böyle takada tukada değil, satranç oynar gibi. Halbuki Türkiye ne yapıyor? Türkiye'nin başına gelenler hep Batı'nın deli gömleği diyordu Atilla abi. Deli gömleğinde durmadan oradan bir tokat diyor Amerika'ya mail ediyor. Oradan bir tokat diyor. Yani oysa Atatürk dönemindeki dış politikaya baktığımız zaman Allah rahmet eylesin Bilal Şimşir'le konuşurduk, müthiş bir insandı. Yani şöyle bir şey var. Evet, Rusya ile bir araya geliyor. Orayla bir anlaşma imzalıyor. Aynı zamanda ona karşı da İngilizlerle başka bir konuşma yapıyor. Yani inanılmaz bir satranç oyunları dizisi var orada. O yüzden bizim kendi çıkarlarımız çerçevesinde... Yani hiçbir olaya siyasi, ideolojik, evet, dini gibi konulara bakmayarak, hayır, satranç bağımsız oynayarak bir devlet yönetimini görmüş bu ülke. Evet. İşte 1938'de. O yüzden bizim o kafada bakmamız, böyle çok akıllı bakmamız gerekiyor. Evet. Aklımızı kullanmamız gerekiyor diyelim, evet, yayının sonunda sevgili seyirciler. Yoksa pislik yağıyor. Çünkü. Yoksa pislik yağıyor. Aklımızı kullanmazsak, dikkatli, aynen, olmazsak diyelim. 2023'teki süren bu çatışmalı ortamın 2024'te de devam etme ihtimallerini konuştuk. Hatta sınırların değişme ihtimallerini de konuştuk 2024'te. Ve tabii ki en önemli konu, aslında hepimizi ilgilendiren konu, o da ekonomik bir buhran, ekonomik sıkıntıların dünyada devam edeceğinden de bahsettik. Elimizden geldiğince de sizleri de bilgilendirmeye çalıştık. Bu arada hani gündem konusuyla ilgili de şu FED faiz kararı, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili de hani o konuya girmediniz diyenler var. Bugün özel bir yayın yaptık biz. Zaten Banu Hanım'ı da burada ağırladık. İşte ama cuma günü yapacağımız yayında hiç merak etmeyin. FED faiz kararı, işte ABD ekonomisi ve dünya finans sisteminin etkisini de çok derin bir şekilde cuma günkü yayında Hamza Yardımcıoğlu, Cem Özak ve ben değerlendireceğiz. Hatta o yayının da duyurusunu yapalım. O yayın seyircili olacak. O yayına katılmak isterseniz info@zankamedya.com info@zankamedya.com adresinden bize ulaşıp mail atabilirsiniz. Gerekli bilgileri de bizim ekibimiz size gönderir. Bu akşam önemli bir yayın yaptığımızı düşünüyorum. Uyarıcı bir yayın yaptığımızı düşünüyorum. Banu Avar'a, Banu Abla'ya teşekkür ediyoruz. Bizleri bilgilendirdiğiniz için. Hamza Yardımcıoğlu'yla zaten cuma günleri sabit yayınımız var. Ama ona da ayrı bir teşekkür ediyorum ki o da çok güzel bir şekilde bizleri bilgilendirdi bu akşam. Bir şey bitirmeden son cümleleri alalım, toparlayacağız. Buyurun. Şimdi bütün yayınlarda hemen hemen aynı şeyi söylüyoruz. Bir kere daha söyleyelim. Böyle internetten vesaireden işte YouTube yayınlarıyla veyahut da başka yayınlarla bir araya gelebilirsiniz. Ama bence yüz yüze bir araya gelmek çok önemli. Ve eğer bunu herkesler yapıyor, bir takım çevreler yapıyorsa, masonlar da yapıyor bunu. Ayda bir diyor, bilmemler de buluşalım diyorlar. O zaman Türk milleti olarak siz de düşünün, nasıl bir araya gelebilirsiniz? Abilik, kardeşlik müesseleri vardır, bu geleneksel olarak ablalık vardır, bir araya gelir, insanlar konuşur. Eskiden biz böyle şeyler yapardık. Yani oturun, çay ısmarlayın kardeşlerinize, bir araya gelin, konuşun. Yani yüz yüze konuşmak kadar önemli bir şey yok. İlla siyaset konuşmanız şart değil. Evet. Konuşun, birbirinizi tanıyın. Ve bu çok önemli bir şey olabilir. Benim böyle bir yayınım var. Onu da izlemelerini tavsiye ediyorum podcast olarak. Örümcek ve Deniz Yıldızı diye. Evet, Banu Hanım'ın da bu... Buralarda da bir araya gelebilirler. Evet, böylece. Banu Hanım'ın da bu mesajını da tabii almışsınızdır. Demek ki toplanmak gerekiyor. Cuma günü toplanıyoruz. Hadi bakalım, herkesi evet, bekliyoruz. Önemli oluyor çünkü gerçekten. Hem destekleşmek hem işte bilgi transferi, iyi bir network ve geleceğe dair de hep beraber ne yapabiliriz konuşuyoruz. İki hafta evvel cuma günü yapmıştık. Bu cuma yeniden yapacağız. Herkesi de bekliyoruz. info@zankamedya.com'a yazın. Ayrıca kanallarımıza da diyelim, abone olmayı unutmayın. Banu Hanım'a da öyle. Bu akşam Anahtar TV'ye de ortak yayındaydık. Oraya da desteklerinizi verin. Hep beraber büyüyelim. Hepinizi çok seviyoruz. Bir de videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.